anda sizlere, Dur abi dur. Evet. şu anda sizlere tarihteki şeytanın büyücüsünün doğuşuyla ilgili efsaneyi anlatmak üzere buradayım. Evet, burası Toroslar'da denizden 1100 ile 1200 metre yüksekteki Gelesandra, Roma tarihindeki adıyla Aleksandra. Evet, burası gün doğmuşta şeytanın evi. Neden burası şeytanın evi? Şimdi size tarihi anlatıyorum. Milattan sonra 350'lerde merkezi hükümete geçmek isteyen Roma 12 konsülünü İstanbul'a çağırır. Ve bu konsüllerin bir tanesi var ki tarihte isminden korkudan bahsedilmeyen Şeytan Konsülü. Evet, gün doğmuş Roma'da şeytanın evidir. Bütün gizli hazinelerin saklandığı yerdir. Fakat merkezi hükümet o kadar çok istemektedir ki konsülleri ortadan kaldıracaktır. Birçoğu teslim olmuştur. Fakat Şeytan Konsülü teslim olmamıştır. Bizans ordularından kaçarak buraya gelmiştir. Fakat burası gördüğünüz gibi dört tarafı dağlarla çevrili bir yerdir. Sağdan ve soldan Bizans askerlerinin gelmesiyle rahip hazineleri kaybedeceğini düşünüyor. Ve onun içinde şu parmağı görüyorsunuz değil mi? Bizans çingenelerinde bu parmak büyünün sembolüdür. Ve bu parmağını bir oynadır. Bu gördüğünüz ketirler oluşur. Bu ketirlerin içinde Bizans askerleri atlarıyla beraber can vermiştir. Ve diğer kısımlar da oklu saldırı olmasın diye deniz haline gelmiştir. Evet, bugün burası denizden 1100-1200 metre yüksekte olmakla beraber toprağın 10 santim altından bir kum tanesi alırsanız ağzınıza deniz tadı, tuz tadı gelecektir. Ve Bizans büyüsündeki bu büyük yerdeki şimdi sizlere bu büyük rahibi gösteriyorum. Evet, büyük rahip görüldüğü gibi budur. Kendini taşa çevirmiştir. Bakınız, dikkatlice bakarsanız göreceksiniz. Büyük rahibimiz budur. Ve büyük rahibimizi Bizans atlılarından koruyan şeytanın filleri olarak bilinen yaratık da burada yatmaktadır. Bakın, şeytanın fili. Görüyorsunuz değil mi? 1 ve 2. Bakınız, şeytan filidir bu. Ve şeytanın ateş püsküren domuzu da buradadır. Bakınız, ateş püsküren domuzu. Bizans merkezi hükümetinin askerlerini yok eden domuz buradadır. Domuz budur. Filimiz buradadır. Rahibimiz buradadır. Fakat çingene geleneğinde atsız ve köpeksiz olunmaz. Şimdi at ve köpeğe doğru gidiyoruz. At ve köpeğimize doğru gidiyoruz. Evet. Büyülü köpek buradadır. Köpek de kokuyu ters yöne üfleyerek rahibin yakalanmamasını sağlamıştır. Bakınız, köpeğimiz buradadır. Ve en mühimi, devemiz buradadır. Çünkü her yeri deniz olduğunda tatlı suya ihtiyaç vardır. Bu devenin gövdesinden de büyücü ya bu, rahip sulanmıştır. Şimdi biz burada neyi arıyoruz? Biz burada rahibin parmağını arıyoruz. Çünkü bu parmak bir asa gibi kullanılmıştır. Bu parmağı bulursak, bu taşların, bu görüntülerin hepsi tekrar altın olacaktır, gümüş olacaktır, tarih olacaktır. Hepinizi büyülü parmağı bulmaya çağırıyorum. Büyülü parmak burada, altın burada, tarih burada.